Merhaba SBD TV izleyicilerimiz. Bu bölümümüzde sizlere arkamda görmüş olduğunuz muhteşem doğa manzarası önünde Ova Barajı'ndan sesleniyoruz. Barajdaki suyun tesislerimizde arıtılıp bizlere ulaşan hikayesini birazdan Karadeniz Ereğli Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürümüz Sayın Deniz Koca'dan hep birlikte dinleyeceğiz. Hadi su yolculuğumuz başlasın. Tekrar merhaba SBD TV izleyicilerimiz. Şu an Karadeniz Ereğli Belediyesi içme suyu arıtma tesislerindeyiz. Yanımızda da sizlere biraz önce açılış konuşmasında bahsettiğim gibi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürümüz Sayın Deniz Koca bulunuyor. Kendilerine bu içme suyu arıtılırken ne gibi işlemlerden geçiyor? Aşama aşama bizlere anlatmasını rica edeceğiz. Merhaba, hoş geldiniz. Şimdi öncelikle içme suyu tesisimize, arıtma tesisimize Kızılcapınar Barajı'ndan gelen 6 kilometrelik bir ishal hattı var. Bu ishal hattından ham suyumuz, kapasitemiz yaklaşık 3000 metreküp bölü saat. Fakat biz bunun 1/3 kapasitesini kullanıyoruz şu an. Gelen ham suyumuzu öncelikle dengeleme depomuza alıyoruz. Dengeleme depomuzda dengeye oturttuktan sonra havalandırma tankına geliyor. Havalandırma deposunda bir takım ön kimyasallar ekliyoruz. Neler bunlar? Ön klorlama, ön dezenfeksiyonu yapıyoruz. Onun dışında tekrar havalandırma depomuzda potasyum permanganat ilavesi yapıyoruz. Yine havalandırma depomuzda koagülant işlemi için alüminyum klorhidroksit dediğimiz bir kimyasal madde ilavesi yapıyoruz. Ve bu işlemlerden sonra suyumuz yolculuğuna devam ederek havalandırmadan hızlı karıştırıcılara geliyor. Hızlı karıştırıcılarda bu ilave ettiğimiz kimyasal maddeler homojen bir şekilde karışıyor ve suyun derinliklerine kadar nüfus ediyor. Daha sonra hızlı karıştırıcıdan yavaş karıştırıcı ve üçüncü aşama olarak da daha yavaş karıştırıcıya giriyor. En son bu karıştırıcılarda oluşan floklar, bizim flok diye tabir ettiğimiz askıda katı maddeler ve istenmeyen bir takım mineraller ve elementler burada floklar oluşturarak, birbirine yapışarak çökeltme havuzunda kendiliğinden yer çekim etkisiyle çökelmesi sağlanıyor. Bu çökelme işleminden sonra savaklanan su dördüncü aşamada durultucu havuzumuza geçiyor. Durultucu havuzumuzda dinlenen su duruluyor, rengi berraklaşıyor ve buradan da beşinci aşama olarak kum filtresine geçiyor. Kum filtrelerinde değişik çaplarda kumlar bulunuyor. Bu kumlardan süzülen, filtre kumundan süzülen su toparlanarak temiz su depomuza hareket ediyor. Bu temiz su depomuza hareket ederken de en son aşama klorlama, son klorlama. Biliyorsunuz suda işte istenmeyen bir takım mikrobik canlılar oluşabiliyor. Bu canlıları sudan uzaklaştırmak ve suyu ilerleyen yolculuğunda korumak adına son klorlamayı yapıyoruz. Son klorlama yaptıktan sonra da en son terfi depomuzdan Karadeniz Ereğli'deki ana dengeleme depomuza suyu pompayla terfi ediyoruz. Gerçekten özverili ve işini iyi bilen, güçlü kişilerle çalışıyoruz. Sayımız çok fazla değil. Bizim bu kapasitedeki tesislerde çok daha fazla sayıda işleten tesisler de var. Ama biz dediğim gibi işini bilen, güzel, düzgün arkadaşlarla gayet güzel bir şekilde tesisimizi işletiyoruz. Peki Deniz Bey, yağmur, doğal afet gibi durumlarda sularda herhangi bir risk oluşuyor mu? Tabii ki her şeyin aşırısı fazla olduğu gibi çok aşırı yağışlar da barajda sel oluşturuyor. Bu sel neticesinde sudaki kalite bozulması meydana geliyor. Suyun belli parametreleri bozuluyor. Örneğin biz burada günlük periyotta 8, 10, 50, 100 NTU bulanıklıklarla mücadele ederken o dönemlerde 1000, 2000 NTU bulanıklıklar meydana geliyor. Tabii arkadaşlar sağ olsun burada
gerekli modellemeyi yaparak kimyasal dozajlamaları değiştiriyorlar ve suyun gerekli parametrelere inmesini sağlıyorlar. Arıtarak şehre vermemizde gerçekleşiyor bu şekilde. Özellikle yaz aylarında vatandaştan gelen sudaki renk, koku gibi şikayetlerle ilgili ne gibi önlemler alıyorsunuz? Arıtma tesisi planlanırken yaşanan bir durum şöyle ki, tip proje olduğu için bu proje bir takım şeyler ilk etapta dikkate alınmamış. Örneğin baraj seviyesindeki sıcaklığa bağlı ve kuraklığa bağlı dönemlerde baraj seviyesindeki seviye düşüşlerine bağlı olarak bir takım ekstra parametreler ortaya çıkıyor. İşte nedir bunlar? Atıyorum bir mangan problemimiz var. Daha öncelerde de yaşandı. Mangan değerimiz yüksek değerlere ulaşıyor. Demir değerimiz yüksek değerlere ulaşıyor. Buna bağlı bir takım koku verici ortamlar ortaya çıkıyor. Ve dolayısıyla suda istenmeyen bazı renk ve koku durumları meydana gelebiliyor. Tabi bunları kendi içimizde özellikle bu sene yaptığımız bir takım çalışmalarla bu sene çözdük. Yani kendi yöntemlerimizle çözdük. Böyle söyleyeyim. Bu sene böyle bir durum yaşanmadı çok şükür. Ama önümüzdeki yıllar için bu yaşanmayacak anlamına gelmez. Bu nedenle de biz Başkanımız Halil Postbeyik sayesinde gerekli müracaatları yaptık. Devlet Su İşleri ile gerekli irtibatları kurduk ve bu tesise eksik olan bir ozon tesisinin kurulması ile ilgili kabulü gerçekleştirdik. En son aşamada planlamayı aldılar ve projesinde biz hazırladık daha hızlı sorun çözülsün diye. Ve hazırladığımız projeyi de en son geçen aylarda ihaleye çıktılar ve bu ihale sonucunda da gerçekleştirdikleri ihale sonucu da yaklaşık 10 milyon 500 bin Türk lirası tutarında bir ihale. İlgili firma artık ihaleyi kazandı. Arkada gördüğümüz alanda ozon tesisinin inşasına başlayacaklar. Ozon tesisi ile ilgili de bilgi vereyim isterseniz. Ozon tesisi kompakt bir tesis. Bir betonarme yapısı var, bir havuzu var ozon tesisinin. Temas havuzu var ve onun dışında bir de jeneratörü var. Bu jeneratör nasıl elektrik jeneratörü elektrik üretiyorsa bu jeneratör de havadaki oksijeni alarak ozon üretiyor. Yani bildiğimiz gibi oksijen hepimizin bildiği gibi O2 yani O2 oksijen. Bu ozon da O3 dediğimiz zenginleştirilmiş oksijen. Ha, bu ozon ne yapacak? Bu ozon çok kuvvetli bir dezenfektan aynı zamanda. Yine bu suda bahsettiğiniz işte koku gibi, renk gibi bir takım oluşumların oluşmasını engelliyor. Bunun yanında yine bizim arıtmada kullandığımız işte potasyum permanganat gibi, alüminyum klorhidroksit gibi koagülant malzemeler veya ön klorlama gibi bunların miktarını bize azaltacak. Yani bu ozon tesisi sayesinde biz bu dozajları da daha az yapacağız. Çünkü ozon daha kolay suyun arıtılmasını sağlayacak ve dolayısıyla suyumuz daha kaliteli olacak. Peki Ereğli'ye kazanımları ne olacak? Tabii ki şöyle Ereğli'ye kazanımları, sonuçta Ereğli halkı yani Ereğli nüfusu, ya bunun yanında yine Gülüç Belediyesi bu tesisten suyunu alıyor. Biz veriyoruz onlara suyu. Belediye Başkanımız mecliste de gündeme getirdi. 16 tane köye buradan su vereceğiz. Yolda konuşlanmış 16 tane köye. Onlar da bu tesiste arıtılan suyu kullanacaklar. Biz çalışmalarımızı tamamladık. Şu an o kapsamda İloze İdaresi ve Köyler Hizmet Götürme Birliği çalışmalarına devam ediyor. Onların çalışmaları tamamlandığında bu suyu kullanmaya başlayacaklar. Tabii ki Ereğli'ye kazanımı bu tesisin kaliteli, sağlıklı, içilebilir, rahatça, güzel, kontrollü bir suyu kullanacak. Evet Deniz Müdürüm, bu kadar büyük bir tesiste enerji ihtiyacını nasıl karşılıyorsunuz? Bununla ilgili bir çalışmanız var mı? Tesisin en büyük gider kalemlerinden bir tanesi de enerji. Enerjiyi normal şehir şebekesinden karşılıyoruz sistemde. Yaklaşık yani bir bedel olarak şöyle söyleyeyim, yani 150-200 bin lira civarında aylık bir elektrik giderimiz var bu tesiste. Tabii ki bununla ilgili çalışmalarımız var. Özellikle bölgenin biraz güneş açısından iyi bir açıda olması,
ve bu günümüzde de gelişen teknolojiye bağlı güneş enerjisinin öne çıkması nedeniyle biz de bu tesiste güneş enerjisiyle elektrik üretmek adına bir takım projeler geliştiriyoruz. Yine Lahat Bey bu konuda öncü oldu, takip ediyor projeyi. İnşallah önümüzdeki günlerde de buraya bir güneş panelleri kurdurarak belki ihtiyacımızın tamamı olmasa da belli bir kısmını güneş enerjisinden üretip tesiste kullanmak istiyoruz. İçme suyunu burada arıtıyoruz. Peki bunun dağıtımı, transfer işlemi nasıl gerçekleşiyor? Evet, tabii ki arıtmak belli başına bir iş ve onu terfi etmek, transfer etmek, şehre ulaştırmak, evdeki musluklara ulaştırmak o da başlı başına bir iş. Bunlar aslında biz bütün olarak bakıyoruz. Yine bizim müdürlüğümüze bağlı bir çalışma bunlar. Bu bölgede bu tesiste arıtılan içme suyu terfiyle, pompalarla Kefez bölgesinde bulunan dengeleme depomuza geliyor. Oradan da şehri 3 ana bölgeye böldüğümüz takdirde işte Kefez bölgesi, Sarıkortmaz bölgesi ve Kirmanlı bölgesi bu bölgelerdeki ana depolarımıza ulaşıyor. Ve buradan da şehirde diğer depolara ve şebekeyle birlikte vatandaşımızın, halkımızın musluklarına kadar ulaşıyor bu su. Burada da güzel çalışmalarımız var. Özellikle şebeke kapsamında, şebeke ve su deposu kapsamında. Sürekli yeniliyoruz başkanımızın talimatıyla. Şebekemizi yeniliyoruz. Çok büyük oranda şebekemizi yeniledik. Şu anda bizim bakanlığa verdiğimiz yıllık raporlarımız var. Bu raporlarla da açıkçası gurur duyuyoruz kendimizde. Bu raporlarda en son kayıp kaçak oranımız %22, %23 mertebelerinde çıktı hesaplamada. Bunlar resmi rakamlar. İşte bu arıtma tesisinde çıkışta, girişte ve çıkışta debimetrelerimiz var. Suyun ne kadar metreküp su aldığımız, ne kadar metreküp suyu şehre gönderdiğimize yönelik ölçümler yapılıyor bu debimetrelerle. Yine aynı şekilde vatandaşların kullanımı neticesinde oluşan sayaçların ölçümünde de yine onlar da kayıttır resmi. Zaten basit bir hesapla bunların arasındaki farkı alarak %22, %23 mertebesinde kayıp kaçağımız var. Ha bunu insanlar şöyle algılayabilirler ya %22'si, %23'ü suyun kayıp mı oluyor şeklinde. Tabii ki bu sadece fiziki kayıplar, buharlaşma, su patlakları vesaire, kaçak kullanımlar gibi nedenlerden oluşuyor. Bu oran Türkiye'de, onu da vereyim, bu oran Türkiye'de %46 seviyesinde, Türkiye ortalaması. Büyük belediyelerde de %28, %30 civarında. Yani biz bu konuda iddialıyız. Bu konuda da zaten gerekli teşekkürleri alıyoruz ilgili yerlerden. Bu konuya da özellikle dikkat ediyoruz. Tesisimizde, içme su arıtma tesisimizin tüm kontrolü otomasyona bağlı. SCADA otomasyon sistemi var. İçeride bütün tesisi otomatik olarak kontrol edebiliyoruz. Tesiste hangi aşamada ne dozajlanıyor, ne kadar dozajlanıyor, hangi vanı açık, hangi pompa kapalı, hepsini otomatik olarak görebiliyoruz. Bu sistemi bir ileriye götürerek bizim belediyedeki, Ereğli'deki içme suyu şebeke hattımıza ve depolarımıza uygulayacağız. Bunun projesini de hazırladık, bütçemize koyduk. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Kısa süre içerisinde de bu sistem bütün Ereğli geneline yayılacak. SBD TV izleyicilerimiz, şu an akan su Ova Barajı'ndan gelen tam su. Şimdi içme su arıtma tesisimizde birçok işlemden geçip evlerimize ulaşan suyu hep birlikte göreceğiz. Gördüğünüz gibi sizler de günü rahatlayıp içebilirsiniz.